Gangstar, New Orleans'tan herkese merhabalar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Keçiler, koyunlar ve develer için çorak dana kültüründe gerçek bir ziyafet sofrası. Neredeyse her gün kumulları süpürüp geçen tehlikeli kum fırtınaları çıkıyor. Hatta biri şu anda başlamak üzere. Kadiga ve Loretta birbirinden hiç ayrılmamalı. Yollarından sapmamak için de çok dikkatli olmalılar. Önlerinde fırtınayı ve kum tepelerini aşmak gibi çok zorlu bir görev var. Hedefleri, Kusrovat Vadisi'ndeki okul. Öğretmenleri Mulu derse hazırlanmaya başlamış bile. Çocukların her gün okula gelirken ne tür zorluklarla baş etmeleri gerektiğini biliyor. Çocukların okul yolundaki en büyük sorunu yeterli su bulamamaları. Çok yoruluyorlar ve çölde uzun mesafeler kat etmeleri iyice zorlaşıyor. Ayrıca kum fırtınaları var. Daha önce olmuştu. Birkaç çocuk kum fırtınalarında yolunu şaşırıp kaybolmuştu. Uçsuz bucaksız Danakil çölünde ani ve sert rüzgarlardan korunma şansı yok. Bazen fırtınanın ancak ertesi gün yatıştığı da oluyor. Rüzgar öğrencilerin cildini çöl kumuyla kamçılıyor. Kadiga ve Loretta'nın daha önce deneyimlediği bir durum bu. Kum çocukların gözlerini açılıyor. Gözlerini güçlükle açabiliyorlar. Ama ikisi de fırtınaya cesurca direniyor. Neyse ki artık fazla uzak değiller. Köy ve okul karşılarındaki kum tepelerinin hemen ardında. Kısa bir süre sonra ikisi de hedeflerini aradı. Artık küçük Kusrovat kasabasında. Burada ve civar kasabalarda 6000 kişi yaşıyor. Burada da yol, evde, arka su yok. Çocuklar dersler başlayana kadar oynayarak zaman geçiriyor. Okul bu yaşanması zor bölgede çocuk gibi davranmalarına izin verilen tek yer. Bu da 11 yaşındaki Hamet için zorlu bir mücadele demek. Kumda yürümek çok zor çünkü sürekli batıyorum. Ayrıca kum çok sıcak olduğu için ayaklarımızı yakıyor. Bu yolumuzun en sıcak kısmı. Rüzgar çıktığında da havalanan kum tanelerinden başka bir şey görmüyorum. Bu yüzden okul yolunun bu kısmını hiç sevmiyorum. İkisi
saatten uzun süren 15 kilometrelik bir yürüyüşten sonra Hamet ve Muhammed de sonunda okula ulaşıyor. Dünyanın uzak diyarlarında yaşayan kültürler, kaybolmaya yüz tutmuş kültürler, rekabetin dostlukla yaşandığı coğrafyalardan sıra dışı görüntüler, zorlu doğa şartları altında verilen yaşam mücadeleleri, gelenekleri, yaşam tarzları ve inançlarıyla daha fazlasını istemek yerine elindekiyle yetinen olağanüstü insan hikayesi. Doğunun kayıp süreci. Doğunun kayıp süreci. Bugün tercih edildi sende. Ben de şanslıyım. Oğlum. Tamam, dikkat et. Evet. Hadi bu taraftan, hadi. Ben ne gezgin, ne macera perest, ne de çılgın. Kısacası ben ailenin yeni ortasıyım. Ailenin yeni üyesi. Bugün TRT Ben de Sen. Bu çocuğun bir bisiklet olsa değil mi? Okula ikisi daha saat yerine 15 dakikada varlar. Yok yok, yok bir şey yok oğlum ya. 6 yaşındaki Loretta gibi en küçükleri bile bayrak töreni sırasında çok saygılı bir şekilde durmak ve hep birlikte söylenen milli marşa katılmak zorundalar. Saat 8.30 ve dersler başlıyor. Kadida da Loretta da birinci sınıfta. Kadida 3 yaş büyük olmasına rağmen bütün sınıflar bir arada eğitim görüyor. Bu da öğretmenlerin işini güçleştiriyor. Ama asıl büyük sorun dil engeli. Mulu derslerini Etopya'nın resmi dili olan Amharca ile anlatıyor. Ama çocuklar çoğunlukla sadece Afar dili konuşuyorlar. Bu da okula başlar başlamaz yeni bir dil öğrenmek zorunda oldukları anlamına geliyor. Küçükler uzun yolculuktan ve sıcaktan yorgun düşmüş. Onca güç harcadıktan sonra dersi takip edebilmeleri çok zor. Devam etmeyi zorunlu kılan yasalara rağmen Etopya'daki 3 çocuktan sadece biri okula gidiyor. Çoğu da 1. sınıftan sonra, yani okuma yazmayı bile öğrenemeden ayrılıyor. Ahmet 3. sınıfa gidiyor. Çok iyi bir öğrenci ve çok da iddialı. Şu anda matematik dersi yapılıyor, konu kesirler. Ahmet kara tahtanın başına geçiyor ve bulduğu çözümü gösteriyor. Doğru cevap için alkışlarla ödüllendiriliyor. Matematikte çok yetenekli olsa da en sevdiği ders o değil. Ben en çok dil derslerini seviyorum. Özellikle de Afar dilini öğrenip konuşmayı. Çünkü
bu benim ana dilim. İkinci sırada da Amharca öğrenmek geliyor. Etiyopya'nın resmi dili olduğu için iyi öğrenmek istiyorum. Bu önemli çünkü öğrenirsem tüm Etiyopyalılarla konuşabilirim. Hamet, matematik hesaplarını yapmaya devam ederken 14 yaşındaki Muhammed de birkaç çocukla birlikte okuldaki öğrencilere su getirmek için okuldan 15 dakikalık mesafede bulunan kuyuya gidiyor. Bu kuyu yabancı bir yardım kuruluşu tarafından yapılmış. Yerin derinliklerindeki suyu yüzeye pompalıyor. Buradaki insanlar için büyük bir yardım. Öğle yemeği vakti. Özellikle küçüklerin eve dönüş yolculuğu için güçlerini toplamaları gerekiyor. Muhammed ve diğer çocukların getirdiği su hala serin. Çocukları ferahlatıyor. Bu yemeği darı yapası ve çocuklara bedava veriliyor. Yemeğe bak oğlum. Hı? Yemeğe baksana. Sen belgeseller seversin oğlum. Kadıyla birkaç kız arkadaşıyla... Şifre kanalların belgeselleri daha güzel. Devlet kanalı pek beceremiyor. Bence bu işi şey yapsın. Okulda arkadaşlarımla ve akrabalarımla görüşüyorum. Bu çok güzel bir şey. Çocuklar bu molanın tadını çıkarıyor. Yemekten sonra bir saat daha ders yapacaklar. Saat 13.30. Dersler sona erdi. Hava çok sıcak. 45 santigrat derece. Çocukların çoğu tehlikeli bir dönüş yolculuğu için yola çıktı bile. Yaşındaki Ahmet eve yalnız yürümek zorunda. Çünkü arkadaşı Muhammed babasına yardım etmek üzere Tuz Vadisi'ne gidecek. Ahmet'in önünde 2 saatlik bir dönüş yolculuğu var. Evde dünyanın en sıcak bölgelerinden birinde ve günün en sıcak saatlerinde. Birkaç köylüyle birlikte 80 kilometre uzaktaki Aftera Tuz Vadisi'ne gidiyor. Bu bölgede herhangi bir altyapı yok. Ama haftanın bazı günleri Aftera'dan gelen kamyonlar buradan Tuz Vadisi'ne gidecekleri alıp götürüyor. 2 saatlik bir yolculuk yapıyorlar. Çoğu kişi için para kazanmanın tek yolu madende çalışmak. Muhammed ve ailesi için de öyle. Taşıt yok. Kamyonlar daha sık çalışsa, hatta okula kadar gitse çok iyi olurdu. Bu herkes için her şeyi daha da kolaylaştırırdı. Ben de babama madende daha sık yardım edebilirdim. Aftera Tuz Gölü. Bu gölün suyu Ölü Deniz'deki kadar tuzlu ve bölgedeki insanların çoğu için en önemli geçim kaynağıdır. Hı. Hadi yola doğru çık, ben gelecek. Tamam oğlum. Tamam. Tamam, dur şunu halledeyim.
Alo. Kaan izinli mi? Bugün hiç görmedim hiç. Öyle mi? Ha. Bu diğer elemanın izini ayırdın bunu değil mi? Evrağı nerede bana gelmedi? Evrağı. İzin kağıdı. Onu bir gönder yukarıya da. Mm-hmm.